Herkese merhabalar. Cümlenin ögeleri videolarını e, verdik. İzlediniz umuyoruz. İki tane konu anlattığımız bir tane de uygulamalı soru çözüm videomuz var. Arkasından ÖSM tarzı sorularımıza devam ediyor ve cümlenin ögeleri videolarını sonlandırıyoruz. Şimdi hemen birinci soruyla başlayalım. Hangi ikisi öge dizilişi açısından özdeştir? Hemen birinci cümleye bakalım. Verdim yüklem. Gördünüz değil mi? Kim ben? Kime verdim? Ona verdim dolay tümleç. Neyi verdim? Oturduğum evin aşağı kattaki odasını belirtilmesine. Evet. Belirtilmesine dolay tümleç yüklem. İkinci cümleye bakalım. Çantasını, yatağını, torbasını ve hizmetini eve taşıdı diyor. Taşıdı yüklem. Nereye taşıdı? Eve. Dolay tümleç. Neyi taşıdı? Yatağını, çantasını, torbasını ve hizmetini hepsi birlikte Belirtili nesne. Evet zaten 1 ve 2 de çıktı arkadaşlar. Ee, yine de diğerlerine de bakalım. Seziyordum yüklem. Ne zaman her zaman zarf tümleci neyi memnun olduğunu belirtili nesne. Uyandırırdı yüklem. Abbas özne. Ne zaman sabahları talim saatinden bir saat evvel buraya kadar zarf tümleci belirtili nesne. 5'e bakalım. Öğleyinde. Burada virgül yok burada. Bağlaçlardan sonra virgül gelmez. Alırdı yüklem. Ne zaman? Zarf tümleci. Neyi? Eee, neyi alırdı? Yemeği mi alırdı? Belirtili nesne. Nasıl? Sefertası ile. ne ile sefer ile edat tümleci. Nereden? Tabuldot'tan. Dolayısıyla cevabımız 1 ile 2. Hızlıca diğerlerini de çözmüş olduk. 2. Hangisinde öge dizilişi doğrudur? Evet, ben burada bir gibi görüyorum. Yüklemimiz gibiydi, ek fiil almış. Başında saat var, demek ki bir edat tamlaması var. Ama saatin başında da bir sıfat fiil var, değil mi arkadaşlar? Durmuş saat gibiydi derken yüklem. Durmuş saat gibi olan ne? Durup geçmeyen zaman. Hepsi birlikte özne. Bu isim cümlelerine çok dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla yüklem özne. Az kalsın A'yı işaretliyordum. Kuruluşundadır. Sakın unutmayın. Üçüncü sorumuz. Hangisine yer verilmemiştir bu ögelerden? Boşluyum yüklem. Yine bir isim cümlesi. Kim, ben, özne. Yüklem var, özne var. Neyi, neyi borçluyum? en güzel ve en, en dinlendirici uykularımı. Bakın belirtme durum eki var. O zaman belirtilmesine. Neye borçluyum? Sinemanın ipek yastıklar gibi başın arkasında yığılan yumuşak karanlığına. E, A var. Neye sorusuna cevap verdi. Dolay tümlecimiz de var. O zaman zarf tümlecimiz yok. Evet. Farklı soru şekilleriyle gitmeye çalışıyorum. Dördüncü soru. Cümlesindeki öge dizilişini veriyor. Getiriyordu yüklem getiren ne demeden önce bunun sıralı cümle olduğunu gördüm. Bir yüklemimiz daha var. Gördünüz mü? Bir tane daha yüklem. O zaman bakalım. Zaten hepsi yüklem yüklem vermiş. Giriyor. Nereden giriyor rüzgar? Pencereden. Dolay tümleç. Giren ne? Sevdiğine kavuşmadan ölen genç bir aşıkın son veda bu sesi kadar mahzun ve nazik bir rüzgar. O zaman dolar tümle çözne yüklem. Evet şu iki şıkkımız da oluyor. Bunlar gitti. Devam edelim. Getiriyordu. Kim? O. Ne getiriyordu? Taze mezarlar üzerine bırakılmış. Taze çelenk kokuları. Kokuları ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz nesnedir arkadaşlar. Kokularını deseydi o zaman belirtili nesne diyebilirdik. Ve sıralı bir cümlenin ögelerini bulduk. Beşinci soru hangisi bulunmamaktadır? Anlatıyordu yüklem. Kim anlatıyordu? Yan masadaki iri, pala bıyıklı, kocaman kalpaklı bir baba yiğit. Evet, hepsi birlikte özne. Yüklem gitti, özne gitti. Ne anlatıyordu? Bir şeyler. Ne? Belirtisiz nesne. Nasıl anlatıyordu? Çetin bir çerkez şivesiyle. Zarf tümleci. Kimi anlatıyordu? karşısında sıralanmış iri ufaklı dolay tümleci de bulduk kalpaklılara zarf tümlecini de bulduk ama belirtisiz nesne var belirtili nesne yok gördünüz mü arkadaşlar altıncı sorumuz hangisinde özne sıfat tamlaması biçimindedir özneleri buluyor, buluyoruz geçirmiş kim o olmaz kalktı kim Mahmut olmaz. Para veriyordu kim? O. Olmaz. Gördüm kim? Ben gördüm. Yine olmaz. Beşe bakalım. Pırıl pırıl parlıyordu. Parlayan ne? Parlayan ne? Belindeki 20 sene evvel Karamüsel'den hediye gelen kayışın savatlı gümüş sarkıntıları. Evet, sarkıntı isim, gümüş kayış, kayışın sarkıntıları derken isim tamlaması, nasıl kayış, hediye gelen, gördünüz mü? Savatlı sıfat almış. Dolayısıyla özneyi bulduk. Hiçbir çeldiricisi yok. Öznemiz uzun bir tamlamadan oluşmakta. Sıfat tamlaması biçimindedir. Dediğimiz için cevabımız 5. 7. soru. Hangisindeki sıra doğrudur diye soruyor. Ben şurada yüklemi buluyorum. Girmişti yüklem. Nereye girmişti odaya? Dolay tümleç. Bir şıkkımızı elettim. Kim girmişti? Ne girmişti? Bir güvercin özne. Giren ne? Bir güvercin özne. Tamam. O zaman nesne gitti. Dolay tümleş gitti. İki tane şıkkımız kaldı. Bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Nereden girmişti bu güvercin? Avucunda gizlediği bir kağıdın içeri atıldığı demir parmaklıklı küçük pencereden. Hepsi birlikte dolay tümleç, dolay tümleç, özne, yüklem ve tekrar dolay tümleç olduğu için cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar. Soru çözümlerimizi de yapmış olduk. Cümle türleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.